hayırlı geceler. Şimdi bir kutu açılım videosu yapacağız. Hem de ürünün incelemesi. Daha önce incelenmiş bu ürün. Biz de kendi kanalımızın izleyicileri için bir inceleyelim dedik. Aslında eski de bir ürün ama çok popüler bilinen bir şey. Özellikle hani çekim yapanlar, ses kaydı yapanlar için gerekli olan bir ihtiyaç. Ürünümüz şu, yaka mikrofonu, kablolu. Yani ben bazen çekim yaptığım zaman işte telefonun uzakta olması gerekiyor. Ses net gitmiyor ya da işin açıkçası birileriyle röportaj yapasım geliyor ama hani telefonla çok güzel olmuyor. Ya görüntüden fedakarlık yapıyorsunuz ya başka bir şey. Onun için bir tane yaka mikrofonu almaya karar verdim. Boya diye bir marka model var. Onu aldım. Geldi. Kargo poşetinin içinde bu şekilde paketlenmişti arkadaşlar. Aldığım firma tarafından. Sonra bu şekilde geldi. Kutuyu açıyorum. Bu şekilde gördüğünüz üzere bir kutunun üstünde bazı bilgileri var. İşte gördüğünüz üzere işte şey var. Jack kısmı, mikrofon kısmı, tutucusu ve burada bir ön yükseltiç gibi bir devresi var. Zaten en çok da şu cihazdan dolayı ben bunu tercih ettim. Bu tip arada bu böyle bir devre olan mikrofonlar daha verimli oluyor. İşte camilerde hocalardan filan biliyoruz bunu. Camilerdeki modellerde de aynı şekilde. Arada böyle bir destekleme sistemi var. Hani ben ön yükseltiçtir diye tahmin ediyorum. Ve kablo boyu da çok fazlaydı. 6 metrelik bir kablo boyu var. İşte bilgisayara burada nelerle kullanılabildiği yazıyor. İşte laptop resmi görüyorum, tablet görüyorum, işte normal fotoğraf makinesi görüyorum, video kamera görüyorum ve cep telefonu görüyorum. Yani bunlarla çalışabildiğini gösteriyor. Ondan sonra video kayıt ve ne diyor? Presentation için diyor süper ses falan filan. İşte burada bir tane bandrol gibi bir şey var. Buraya baktığım zaman yine aynı şeyler DSLR yani normal fotoğraf makineleri için kullanılabildiğini, bilgisayar, ses kaydediciler, akıllı telefonlar için kullanılabilir diyor. Ondan sonra kutusuna baktığımızda yine özelliklere baktığımızda elektrik kondenser yani mikrofonun türünü burada şey yapıyor. Transdüser yani dönüştürücü olarak bunu söylüyor. Ondan sonra ses şiddetleri ile ilgili bilgiler var. Frekans aralığı var. Ondan sonra hassasiyet olması lazım. Çıkış direnci 1000 ohm olduğunu söylüyor. Konnektör bağlantı jack'ı 3,5 mm'lik 1 bölü 8 inç 4 pol yani 4 bölmeli yani cep telefonlarına da uygun olduğunu buradan anlıyoruz. Ondan sonra aksesuarlarda işte neler var? Pil var. LR44 bir tane pil var. İşte köpük ekran, foam köpük, wind screen, 1 bölü 4 inç adaptör var diyor. Yani bir dönüştürücü daha var içinde. Boyutlar, mikrofonun boyutu, kablonun boyutu 6 metre, mikrofon 18 milimetre yüksekliğinde, 8,30 milimetrede genişliğinde, 8,30'da herhalde derinliğinde demek istiyor. Ağırlık mikrofon 2,5 gram, güç modülü 18 gram, toplamda 20-25 gramlık bir ürün. İşte belgeleri falan var, onları görüyoruz. Şimdi ürünü açalım. Şekilde açtım. Evet. İçinde ne varsa dökülsün. Kutuyu boşalttık arkadaşlar. Boya BY-M1 ürününü çıkardık. Burada Shenzhen işte garanti kartı var. Garanti kartıyla bir işimiz yok. Kullanma kılavuzu var. Universal lavalier mikrofon. İşte bakalım Türkçesi var mı? Önce ona bakalım. İşte parçaları anlatıyor. Tam ayarları anlatıyor. Kullanımını anlatıyor. Türkçe çıkmayacak galiba. Kutunun üstündeki tablonun aynısı yine burada. Özellikler diyor. Problemler ve çözümleri diyor. Batarya nasıl değiştirilir ondan bahsediyor burada. Ondan sonra Türkçe bir bölüm yok. Diğerlerini beraber yapacağız zaten. Uygulayacağız, çalıştıracağız. Böyle hoş bir çanta içinde geliyor. Gayet güzel bence.
Evet, az solistimiz de çıktı. Çanta güzel. İçi de çizdirmez şey. Malzeme iyi yani. İşte mikrofonumuz şu arkadaşlar. Mikrofon kısmı. Bu da kablosu. Bu da aradaki cihazı. Şuradaki menüden muhtemelen şey yapıyorsunuz. Kameraya bağlayacaksınız. Bunu yukarı alıyorsunuz kameraya. Şurada kamera yazıyor. Akıllı telefon alacaksınız da aşağı indiriyorsunuz. Bu şekilde seçeneği var ikisi için. Şurada kemere ya da yakaya takmak için bir aparatı var. Bunu bir yere tutturabiliyorsunuz. İşte jack normal akıllı telefonların kulaklıkları gibi 4 parça. 1, 2, 3, 4 parça. 3 çizgili 4 parçalı. Şöyle poşette aksesuarlar var. Şöyle açalım bunu. LR44 pilimiz. Cihazın burasına takacağız birazdan. İşte bu büyük ses sistemleri için bir dönüştürücü. Ses kayıt cihazları için dönüştürücü. Bu mikrofonu yakaya tutturmak için bir aparat. Yakanıza asıyorsunuz bunu. Bu da mikrofonun filtresi. Filtreyi takmak kolay. Hemen takalım şöyle. İçine takıyoruz. Taktık. Şu tırnağı da şuradan şöyle buna takalım. Şöyle artık mikrofonumuz bu haliyle hazır. Bu soket kısmını da bu şekilde isterseniz dönüştürebilirsiniz. Dönüştürücü. Kaldı LR44 model pilimiz. Oyuncaklarda da kullanılır çok çıkar. Lazerlerde, mazerlerde LR44 modeli. Şimdi şunu bir daha önce hiç kılavuzu da okumadım. Direkt şöyle çevireceğim içgüdüsel olarak. Şöyle bakın burada bir yatağı var. Yatağı görüyorsunuz. Sanki içinde bir bez parçası var. Bunlar genelde pili çıkarmak için şöyle tutarsınız. Rahat çıkarabilmek için koyulur. Şöyle tekrar yatağına koyalım bunu. Pili bunun üstüne koyacağız ki hani çıkarması sonradan kolay olsun. Artı tarafı şurada işareti var. Artı eksi diye arkadaşlar. Artı pilin üstünde de gösteriyor. Şu şekilde takıyoruz. Hiçbir ışık falan yanmadı. İnşallah doğru oluyordur. Yani insan bu kadar her şeyi yapmış. Küçük bir led de ikaz ışığı da koyabilirdi aslında. Belki pil tükeni bir şey yapmıştır. Şu an ürün kullanıma hazır gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bir incelemesini yapalım. Bakın bir cihaza bağlayalım. Nasıl olacak durum? Arkadaşlar mikrofon testini yapıyorum. Gördüğünüz üzere yaklaşık 2,5 metre kadar uzaktan bir konuşma gerçekleştiriyorum şu an. Şöyle bir durum gerçekleşti. Yaka mikrofonunu elimde bulunan iki telefonla, biri General Mobile, bir tanesi de Xiaomi X-Lite 9. İkisi de tanımadı, görmedi. İnternette araştırmalarımı yaparken Open Camera diye bir uygulama buldum. Open Camera harici mikrofonları desteklemeyen cep telefonlarının, akıllı telefonların kurulabilen bir uygulama. Bunu kurduğunuzda yaka mikrofonlarını tanıyor. Şu an zaten Open Camera uygulamasıyla bu çekimi gerçekleştiriyorum. Kendi kameram yaka mikrofonunu desteklemedi. İnternetteki araştırmalarım sonucunda bunu buldum. Satıcı firma da bilmiyordu. Telefon desteklemiyordur dedi. Sadece geçiştirdi. Böyle bir şey vermedi. Belki vaktim olursa onları da arayıp bunu onlara iletirim. Dediğim gibi programı kurduktan sonra şu an ses kalitesini duyuyorsunuz. Gittikçe de uzatıyorum. 6 metre kablo uzunluğunun sonuna kadar geldim. Şu an sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Biraz sonra da kablosuz yani yaka mikrofonsuz şey yapacağım. Çekim yapacağım. Ses kalitesini siz karşılaştırın. Şu an ağzıma yakın bir seviyede tutuyordum. Biraz uzaklaştırayım. Şu an A seviyesinden 20-25 santim aşağıda bir ses kaydı gerçekleştiriyorum. Şu anki ses kalitesi nasıl ona bakarsınız. Bence ürün kaliteli. Biraz önce çekim denemeleri yaparken ta aşağıda konuşan
Teyzelerin sesi bile gelmişti. Hani hoşuma gitti yani. Kapsam alanı geniş. Şu anda yakama koydum sadece. Göğüs hizasında tişörtüme taktım aparatıyla. Şu anda o şekilde konuşuyorum. Şimdi size doğru yürüyorum zaten şimdi. Göreceksiniz yerini. Evet, gördüğünüz üzere buradayken konuşmalarımı gerçekleştiriyorum. Bakalım nasıl olmuş. Merhaba. Biraz önce yapmış olduğum çekimin aynısını mikrofonsuz olarak yapıyorum. Telefon kendi kamerasıyla. Ses tonunda bir değişiklik yok. Biraz önce de normal konuşma ses şiddetiyle şey yaptım, testlerimi yaptım. Şimdi de aynı şekilde denemelerimi yapıyorum. Ses kaydını bizzat paylaşacağım için kararı siz verirsiniz. Bence çok güzeldi. Sonuç olumluydu. Ama ağza yakın tutunca mikrofonu çok hoş sesler çıkarmadı. Parazitler de oluşmaya başladı. Yani yine göğüs hizasına taktığınız zaman çok net bir ses çıkarıyordu. Şimdi deminki gibi 6 metre mesafeye gidiyorum. Koridorda olduğum için biraz yankılı ve kuvvetli ses gelebilir ama şu an yine de sesin azalmış olacağını tahmin ediyorum. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Bir incelemeyi de bu şekilde tamamlamış olduk. Düşünenlere, almak isteyenlere hayırlı olsun diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.